Peki Zafer Şahin girmek istedi galiba doğru mu Zafer Hocam? Bir şey mi soracaksınız bir şey mi ekleyeceksiniz? Ee, doğru aslında Mustafa Bey Mustafa Bey kritik bir şey söyledi. Şimdi onunla ilgili de bir bilgi geldi hı hı. e, Fulya. Saat 21.45 e, itibariyle ben bunu daha sonra söyleyeceğim. Sadece Mustafa Bey'in söylediği yere bir ekleme <laughs> yapacağım. İki adet konteyner bulunuyor bu toprak kaymasının olduğu yerde. Mustafa Bey'in söylediği sanırım o. Evet. Bu konteynerlerden evet. biri malzeme, biri de yaşam konteyneri. Bu yaşam konteyneri çok önemli. Eğer işçilerimiz o tehlikeyi gördükleri anda yaşam konteynerine girmeyi başardılırsa ki GSM operatörü de işte oradan sinyal veriyor. Hayatta olma olasılıkları var. İnşallah, inşallah da öyledir. Onu söylemek isterim. Bey'e konteyneri dedi çok ya. Çok doğru. Sayın Zafer, Sayın Zafer Şahin Bey'in söylediğine bir katkıda bulunmak istiyorum. Tabii bütün umudumuz şu. İnşallah bu evlatlar kendini o yaşam konteynerinin içine attılar mı atmadılar mı onu büyük bir umutla bekliyoruz. İnşallah o yaşam konteynerinin içindedir ki bir tanesinin telefonundan sinyal geldi değil arkadaşlarımızdan bize gelen bilgi var Zafer Bey. İnşallah o peki yaşam konteyneri bu heyelana karşı yani korunaklı mıdır Zafer Hocam bir bilginiz var mı? Böylesi büyük bir tehlike ve riskte korur söyle, mu içerideki çalışanları? Bu konu, bu konu çok önemli. Bu Soma maden faciası olmuştu hatırlarsanız evet. 2014 yılında. O günden sonra madenlerde bu yaşam üniteleri, yaşam odaları e, tesis edilmişti. Zonguldak'ta da yine aynı şekilde. Sanıyorum burada da var ki e, tabii bu bir adet yaşam konteyneri e, çalışmalar sırasında tespit ediliyor. Bir adette malzeme konteyneri yani böyle bir tehlike risk durumu söz konusu olduğunda orada çalışan işçiler o konteynerlara girip can güvenliklerini sağlasın diye o bölgeye konulan bir bir nevi yaşam kurtaran bir konteyner ki orada iki adette bulunduğu tespit edilmiş sinyal de geliyor Mustafa Bey'in söylediği gibi yani bir ümit inşallah bütün dualarımız canlarını kurtarıp o konteynere girmişlerdir. E, Fulya şöyle bir bilgi var Bak çok enteresan Bu o kadar büyük bir e, toprak kayması ki 2 kilometre çapında Bir alanda meydana geliyor 200 metre derinlik oluşturacak kadar Bir toprak kayması yaşanıyor Ve 100 dönümlük bir alanı etkiliyor Yani 100 dönümlük bir alanı Gözünüzün önüne getirin yani Korkunç bir şey Maalesef e, Boyutları çok büyük bir toprak kayması Bir felaket bu hı hı. Evet, e, Sayın Sarıgül, bu toprak kaymasının ilk evet. belirlemelere göre, e, ilk incelemelere göre neden kaynaklandığı hakkında e, bir bilgiye sahip misiniz? Bir yandan şu söyleniyor, e, işte çok yoğun bir kar yağışı vardı ama bir anda karlar eridi, bu sebepten oldu diyen var. E, işte ihmalden söz ediliyor. E, konteynerların bulunduğu yerin e, yanlış hesaplandığı, yanlış yere koyulduğu gibi... Ya, ...pek çok tabii ama ilk belirlemelere göre neden bu heyelan meydana geldi? Hülya Hanım hoşmuş, bu, bu, bu çatlaklara bakmak üzere arkadaşlar buraya gelmişler. İşte bunun detaylarını bana izin verirseniz yarın saat 12'de... E, ...jeoloji mühendisi arkadaşlarımızla birlikte açıklayacağım. İncelemeler Şu anda yapılıyor. Daha küçük ben burada altındayız. ben burada ben burada sorumluluk taşıyan bir arkadaşınızım. Yıllardan beri de devletimizin birçok kademesinde görev aldım. Hiçbir zaman popülist politika yapmak istemem. Şu anda öyle daha canlar oradayken e, herhangi bir eleştiri yapmak, onu yapmak, böyle ucuz konuşmak bu bana yakışan bir olay değil. Bu noktadaki duygularımı anlamaya çalışın. Yarın saat 12'de teknik ekiple, jeoloji mühendisi arkadaşlarımızla birlikte ve Türkiye'mizi tabii söylenmesi gereken, alınması gereken tedbirler eksik bırakılanlar nedir? Detaylı bir şekilde bu açıklamayı yapacağım ama şu anda bana bu konuda lütfen anlayış göstermenizi rica ediyorum. Evet. E, bu arada yarın özellikle dediniz ya yağmur yağarsa çok e, e, kötü bir tablo oluşabilir dediniz. Şöyle, ne dediniz? Şöyle, yarın yağmur beklentisi var mı bölgede Mustafa Bey? En büyük En büyük %20 gözüküyor. %20 gözüküyor. En büyük tehlike şu anda bizim yarın bu bölgede yağmur yağmaması lazım. Yarın bu bölgede büyük bir yağmur yağarsa bizi gerçekten o zaman büyük bir felaket bekliyor. O noktada da yine şu anda ekipler çalışıyor, çayın önünü kapatmaya çalışıyorlar ama işte biraz sonra gidip onun da toplantısını yapacağız. Bu noktada bütün kamu kurum kuruluşları Vali Bey'in önderliğinde iyi bir çalışma yapıyorlar ama gerçekten büyük bir yağmur gelirse sıkıntımız büyük olur. İnşallah büyük bir yağmur yağmaz. Şu anda böyle bir hava yok. Hava şu anda güzel. Evet. Bu arada kıymetli konuklarım, sizin sayın Sarıgül'e sormak istedikleriniz var mı? Bölgede kendisi çok önemli. İlk andan bu yana teşekkür ediyoruz. Hem basın mensuplarını hem halkımızı bilinçlendiriyorsun, bilgilendiriyorsunuz. Lütfen oradan sizden alacağımız bilgiler, detaylar, tamam. gözlemler çok önemli. Zafer Şahin, buyurun. Ya ben önce şunu söylemek istiyorum. Ben Sayın Mustafa Sarıgül'e bu ülkenin bir vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duygulandım. Bizim uzun zamandır görmediğimiz bir e, sorumlu siyaset örneği sergiledi bu akşam. Ya bu yangınlar, afetler, depremler, bunlar bizim siyaseten birbirimize düşeceğimiz günler değil. Yarın ben eminim Mustafa Bey en sert eleştirileri getirecektir saat 12'de diyor. Ama bugün bu akşam gösterdiği bu tavır çok kıymetli. Orada işçilerimizin canı söz konusu. İnşallah kurtarılacaklar. Buradan bir siyaset e, üretmenin yeri ve zamanı değil. Şu an bence kendisi yani bundan sonraki süreçlere bütün siyasetçilere örnek olacak bir tavır sergiliyor. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Fulya şöyle bir son dakika değil ama yani bölgeden gelen son durumu, son bilgileri ben aktarayım istersen. E, önemli çünkü. Şimdi bak 21.45 itibariyle bölgede toprak kaymasının olduğu alan tamamen aydınlatma kuleleriyle aydınlatılmış durumda. Arama kurtarma görevlisi sayısı 213'e çıkmış durumda. İlk bu rakamı verdiğimizde 166 idi. 88 AFAD, Erzincan Umke'den Sivas'tan gelenler, maden firmasının kendi personeli, Erzincan Belediyesi itfaiyesi, e, jandarma e, Ordu Komutanlığı, Erzincan Jandarma, Aşkale Çimento'dan gelenler var. Tunceli itfaiyesi orada, İliç İtfaiyesi, Kemaliyeve e, İtfaiyesi ve Refaiye Komando'dan da 14 tane personel şu anda termal kameralarla orada çalışmaları sürdürüyor. Göçük altındaki 9 vatandaşın e, son lokasyonları GSM e, operatörü Türksel tarafından e, arama kurtarma ekiplerine bildirilmiş durumda. Şu kritik Mustafa Bey'in söylediği çalışmalar esnasında iki tane konteyner bulunuyor. Bu konteynerlerden bir tanesinin malzeme, birinin de yaşam konteyneri olduğu tespit ediliyor. Aynı zamanda jandarma arama e, kurtarmanın e, köpekleri de, e, bu arama kurtarma eğitimli köpekleri de şu anda oradaki çalışmalara eşlik ediyorlar. 21:45 itibariyle. Ee, İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya da saat 22.30'da Ankara'dan bölgeye hareket ediyor Fulya. Hı hı. Ee, yaklaşık senin programın bitmeden orada da olabilir. 12.31 gibi gece 01 gibi Sayın Bakan'ın e, kapsamlı bir açıklama yapması hı. bekleniyor. Aynı şekilde Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar da Sayın Bakan da bölgeye gidiyor. Evet. Ee, gece yarısı sanıyorum senin programın bitmeden en net bilgileri o saatlerde 12.30'da 01 arasında alacağız diye tahmin ediyorum. Bir nokta daha var. 8 tane işçimiz bir bölgede, bir işçi onlardan farklı bir bölgedir. Gelen son bilgiler böyle. Ee, Zafer Şen çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bilgiler verdiniz. Hepsi birer son dakika bilgisi. Bu arada Orhan Şen, CNN Türk Meteoroloji Danışmanı, Profesör Orhan Şen yayınımızı takip ediyor. Şu an yazdı bana, yarın bölgede yağmur var, çok kuvvetli değil ama bölgede yarın yağmur beklentisi var. Yarından sonra yağış yok, gözükmüyor diyor. Sayın Orhan Şen'in de böyle bir açıklaması var. Hani zannediyorum böyle çok şiddetli değil ama böyle bir hafif de olsa bir yağış etkisini gösterecekmiş. Yüzde yirmi, yüzde yirmi yağmur gözüküyor. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Zafer Bey'in, Zafer Şahin Bey'in yaptığı açıklamalar son derece değerli. Bütün bilgileri burada alıyor. Bilmesini bilmeni istiyorum ki şuradaki şu andaki arama kurtarma 200 değil 500'ün üzerinde. Çevre illerden de buraya akın akın geliyorlar. Bir evet. de burada şöylesine bir düzen var. Her gelen araba ekibi aynı anda sahaya girmiyor. Daha önce sahayı kontrol eden, burada çok değerli bölgeyi bilen arkadaşların mimandarlığı üzerinde gerçekten burada e, çok uyumlu bir çalışma ve dikkatli bir çalışma yapılıyor. Burada bir de herkesin bir ekipman giymek gerekiyor galiba, sayın sarıgül değil mi? Çünkü bir evet, siyanür evet, tehlikesi evet, evet. var. Zannediyorsam bir maske daha korunaklı bir ekipman. Sağdaki, sağdaki ekipler tamamen e, özel maskelerle çalışıyorlar. Sağda iki ekipler sahaya girenler, o siyanürlü sahaya basanların giyindikleri Fulyanım şeyler çok farklı. Tabii şu anda onlar bizden daha uzak bölgede olduğu için onları size gösteremiyoruz ama gösterdiğimiz bölge direkt bu baktığınız bölge. Şu anda bu toprak kayması olan bölge, bu kardeşlerimiz şu anda bu göçük altında hangi noktada olduklarını biraz sonra termal kameralar inşallah onları tespit edecekler. Tabii işimiz kolay değil. işimiz çok zor. Çok zor. Gerçekten çok zor. Ama bütün ekipler burada büyük bir gayret içerisinde, büyük bir üstiyet içerisinde, tam bir anlayış birliği ve dayanışma içerisinde kamu kurum ve kuruluşlar arasındaki e, diyalogla inşallah başarmaya çalışacağız. İnşallah.